Özgün Amal'ın yaptığı açıklamalar geliyor ekrana. Ne 300 milyarlık bir dostluğumuz var, ne bir iş adetimiz. 50 milyar daha koydum. Ya benimle böyle konuşma ya. Özgün Amal'la sevgilisi Oktay Kaynarca kim daha iyi araba kullanıyor konusunda nasıl kapıştılar? Taksici gibi kullanıyor. Evet, taksici gibi kullanıyor. Arabalar konusunda oldukça iddialı olan Özgün Amal, Kurtlar Vadisi dizisinde kaza sahnelerinde arabayı kendisinin kullandığını da söyledi. Orada her şey benim yani. Hem dublör, hem kaza yapan, hem çarpan. Gerçek o. İki sevgilinin bir araya geldiği bebek Diamond Palace'ın açılışında geçildi. Ama aslında onlar daha iyiymiş. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? Özgün Amal pırlantaları inceliyor. Oktay Kaynarca ise çevresindekilerle sohbet ediyor aynı dakikalarda. Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile. Ardından ikiliyi bir araya getirip sohbete koyuyor. Konumuz yaklaşan sevgililer günü ve pırlantalar. Pırlanta severim ya, zarif bir şeydir pırlanta. Evet. Altın sevmem de. Altın gümüş değil de pırlanta severim. Güzel. Bütün her yeri gezdiniz dolaştınız. Ben evet merakla heyecanlandım öyle pırıl pırıl görünce bir bakayım dedim. Sevgililer gününde birbirlerine nasıl bir hediye almayı düşünüyorlardı? Oktay Kaynarca hediye almayı severim ama bana hediye alınması hoşuma gitmez diyor. Hediye alınmasını sevmem, hediye vermeyi severim. Hediye almaktan hoşlanmıyor, evet, o bir gerçek. Özgü de onaylıyor Oktay Kaynarca'nın bu sözlerini. Ve bir önceki sevgililer gününde Oktay Kaynarca'nın kendisine aldığı saati gösteriyor. Saati özel bir şey. Ben aldım onu, o yüzden. Ya ayıp ama Özgü. Öyle ama bak aferin bak, takmış. O da bana bunu almıştı. Konumuz şimdi de arabalar. Özgün Amal nasıl bir şoför acaba? Nasıl sana öyle bir şey olabilir mi? Buranın hakimi benim. Kalemi kırdım. Raconu kestim. Özgü araba kullanma konusunda oldukça iddialı ve taksicilere benzetiyor kendisini. Taksici gibi kullanıyorum. Ama Oktay Kaynarca'nın yüzündeki mimiklere bakılırsa o Özgü'yle aynı fikirde değil bu konuda. Taksici gibi kullanıyorum bir arabayı. Evet, taksici gibi kullanıyor. 100 milyarlık çeki de ayrıca yollarım. Eyvallah. Ne pazarlıkçıymışsın. 100 milyar daha mı kopardın? Canan, yırtırım ben. İstersen kendini yırt. Peki hanginiz daha iyi araba kullanıyor diye yeni bir soru yöneltiyoruz ikiliye. Özgün Amal konuyu bir örnekle açıklamak isterken az kalsın pot diyordu. Kim daha mı hızlı gider? Yani kim daha hızlı kullanıyor? Cesaret konusunda o daha cesaretlidir tabii. Çünkü yaş, bunu söylemeyeyim. Yaş derken nasıl yani? İhtiyarlık yani, tecrübesi demek istiyor. Tecrübesi demek istiyor. Tecrübesi, şimdi yani 20 yıldır araba kullanıyor. Doğal olarak o çok daha 20 yıldan daha fazla. Tabii ki cesaret ve tecrübe olarak çok daha ileride. Ardından konu Kurtlar Vadisi'nde Özgün Amal'ın Elif rolünde yaptığı kazalara geliyor. Diziyi izleyenler bilir. Özgün Amal'ın yani Elif'in başından birçok trafik kazası geçmişti. Özgün Amal bu sahnelerin çekimleri sırasında dublör kullanmış mıydı? Yoksa direksiyona oturan isim ta kendisi miydi? Şimdi son önce hayır tabii ki ben dublör kullandım tabii ki canım. Üç takla attı. Ama bir tanesinde daha önce bir tanesinde çarptı doğru. O gerçek kaza zaten. Orada her şey benim yani. Hem dublör, hem kaza yapan, hem çarpan. Gerçek o. Taklasız mı normalde? Taklasız, normal. Islak yolda kaydı ve duran arabaya çarptı. İşte Özgün Amal'ın Elif rolünde korkusuzca direksiyona geçtiği o sahne. Ancak bu sahnenin çekimleri sırasında çok zorlandığını da söylemeden edemiyor Özgün Amal. O çok ciddi bir kazaydı. Çok ciddi bir şey atlattım o zaman ya. Şeridinde Bakü'deyiz, Bakü. Sol şerit bu hafta Azerbaycan'daydı. Azerbaycan caddelerinden ilginç görüntü.